Tatilin tek adresi Tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik başlıyor. Niye bu kadar ciddisin? Bilmem, çok ciddiye geliyor. Kendini göstermek isteyen insanların, sanatçıların hep çocuklukları zaten çok hoş geçen çocukluklar olmuyor. Çünkü oyuncu olmak istemedim ben aslında. Sen mi istemedin, aile mi acaba istemedi? Ben istemedim. Sen istemedin. Ben sandım ki oyuncu olursam annem çok mutlu olacak. Ben çok konuşuyorum. Evet. Ben mobilyalarla falan konuşuyorum yani. Kaybolabilirdin orada da yani. Mesleğin, olduk yani. Biraz. Yani olmadım diyemem, oldum. Annemle babamı bir arada istemezdim. Ondan eminim. Bence iyi bir fikir ayrılmak. İşte bir tane hayat var ve burada da biraz gülelim, takılıp kalmasınlar. Alsınlar neye evriltebiliyor, nasıl kendine yol açabiliyor. Çünkü ne yaşarsak yaşa, geçiyor. Mekanın sahibine geldi, hoş geldiniz efendim. Bugün çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim, çok önemsediğim, izlerken keyif aldığım. Hani vardır ya bazı oyuncuları izlerken böyle hafif hafif bir gülümsersiniz. Aslında ortada komik bir şey yoktur ama sevimlidir kendisi. Böyle yanaklarından sıkasınız gelir. Öyle bir kardeşim sizle beraber Algı Eke bugün burada. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye bu kadar ciddisin? Bilmem, çok ciddiye geliyor. Bilemedim. Ben zeler gördüğümde gülümsüyorum ama. Gerçekten yani. Dünyanın en sevimli insanlarından biri. En sıcak, samimi, gerçekten çok sevebileceğiniz benim için çok kıymetli bir kardeşimiz kendisi. Teşekkür ederim. Efendim. Çok teşekkür. Öncelikle teşekkür ederiz. Şu an neredeyiz biz? Ara sahnedeyiz. Ara sahnedeyiz. Evet. Beyoğlu'nda. Evet. Ara sahne diye İzmirli kardeşlerimizin açtığı evet. Çok güzel bir yer burası. Burada tek kişilik oyunun oynanıyor. Aynen. Türkiye'de ne yapılmamalı? Tiyatro açılmamalı. Yaşayan, yaşayan, bu sonucu gören. Kardeşlerimin kurduğu muhteşem bir sahne burası. Evet. Ben de burada tek kişilik oyunumu oynuyorum bir süredir. Süper. Çok güzel oyunlar yapıyorlar, çok istekliler, çok hevesliler. Ben o yüzden istedim ki burada yapalım diye. Biz de buradan bütün Avrupa yakasında yaşayanlara sesleniyoruz. Burada özellikle tek kişilik gösterileri rahatlıkla, keyifle izleyebileceğiz. Çok güzel oyunlar var. Algın'ın oyunları gibi. Onun için bekleriz efendim ara sahneye. Aynen. Evet, şimdi gelelim sevgili Algıcığım. Şöyle bir geriye doğru gidersek. Çocukluğumuz nerede? Çocukluk deyince ne geliyor aklına? İstanbul doğma büyüme. Neresi? Bakırköy, Yeşilköy, Beşiktaş diye gidiyor annemin işi dolayısıyla. Ayrı bir anne baba çocuğuyum. Neredeyse anne ve babamı hiç birlikte yaşamadım diyebilirim. Sağ olsunlar ben 3 yaşına kadar dayanıp ondan sonra biz gidelim falan olmuşlar. Çok tatlı bir çocukluğum olduğu söylenemez. Ben hatta böyle arkadaşlarım arasında da espri yaparım. Bana deseler ki hani bir daha çocuk olmak ister misin falan. Ömrüme ömür katacağız deseler istemiyorum. Hiç hoşuma gitmedi çocuk olmak gibi bir çocukluğa sahip olduğum için. Sana böyle çok güzel anılar anlatamayacağım. Ama yani herhalde annen çalıştığı için, babanı da zaten göremediğin için yalnızlıktan kaynaklanan bir şey değil mi? Yani çok deşmek için söylemiyorum. Şey değil, ben öyle şeyleri hiç saklayan biri hiçbir zaman değilim. Zaten oradan yaşadığım şeyler beni bugün sanat yapmaya, bir şeyler anlatmaya, alkışlanmaya iten şeyler. Aslında baktığında kendini göstermek isteyen insanların, sanatçıların hep çocuklukları zaten çok hoş geçen çocukluklar olmuyor. Onu çoktan aştım. Ama böyle hani herkes çocukluğunu çok tatlı hatırlıyor ya, ben de böyle asla o yokmuş gibi. Yani şey tabii, boşanmış anne baba çocuğu olmak, ne bileyim çok dominant bir anneyle büyümek, çok fazla başarılı olmaya zorlanmak. Ve çok büyük bir, benim ailem yani anne tarafım çok Alman ekolü ve hep Alman disiplini, hiç asla şımartılmamak falanlı böyle zor. Ama tabii bugün neye sahipsem, ne yaptıysam hayatta aslında da... Aslında o disiplin sayesinde. Ama gerek var mı bilmiyorum. Kendi çocuğum olursa ben pamuklarla falan şey yapabilirim yani. O da ayrı konu. Senden biraz daha salarsın tabii canım ama ister istemez yine genetik olarak... Yine de şunu yapsan daha iyi olur dersin ya, farkında olma. Evet, evet gibi. Peki ilkokul, ortaokul, lise sadece ailen değil işte okula gidiyorsun, okuldaki karşılaştığın ilişkiler, oralarda yani kendini fark ettirmeye çalışman falan o süreç nasıldı okullarda? Nasıl? Mesela ilk
Kendin de keşfettiğin şey neydi? Şeyi çok seviyordum, güldürmeyi. Bayağı çok küçük yaştan itibaren işte birini güldürünce böyle dünyalar benim oluyor. Sanki dünyayı kurtarmışım gibi hikaye anlatayım. İşte bir güldürebileyim. Kendime çok gülerdim. Yalnız bir çocukluğun kendinle konuşmak gibi şizofrenik tarafları da oluyor. Onlar bende hep böyle hikaye anlatıcılığına dönüştü. Kendi kendine hikaye anlatıyordun, kendi kendine gülüyordun yani. Kendi kendime hikaye anlatıyordum. İşte gülüyordum, kendime şey yapıp böyle saatlerce bir odanın içerisinde bir şey kurup, kendime bir dünya kurup onun içinde aslında bilmeden bayağı tiyatro yaratıyormuşum kendime. İşte roller biçiyorsun. Roller biçiyordum. Bunların hepsi şeydi yani içimden gelen, içgüdüsel bilerek yaptığım şeyler değildi. Aslında zor durumda kalmanın getirdiği zorunluluk sana bunları doğurmuş yani. Evet. Aslında değil mi? Evet. Yalnız başına odada ne yapayım? Oturup evet. Ağlayacağına bir şey üreteyim demişsin üretip, demek ki. Çok okurdum. Yani okuduklarımı sana anlatamam. Ben yetişkinlik hayatımda okumayan, çocukken okuyan biriyim. Yani böyle saçma sapan. Sonra zaten sektöre girince o kadar fazla çalışmaya başladım ki hani senaryo okuyabiliyorum falan ancak yani hiçbir şeye şey yapamıyorum, vakit bulamıyordum. Yani çok kitap okuyan, kendi halinde ama bir anda ondan beklenmedik ölçüde de bir yerde girip antre alıp güldürmeye çalışan bir çocuktum yani aslında. Peki güldüren bir çocuk olarak fark edildin mi? Okulda mesela bizim algı çok komiktir denilmeye başlandı. Tabii. O onlar, mesela senin ilk fark edilişin aslında değil mi orada? Ya mesela işte tarih hocamın taklitini yapıyordum. O kadar yayılmış ki okulda o kadar adama kadar gitmiş. Adam böyle derste bana şey dedi yani sen benim de çok güzel taklitimi yapıyormuşsun. Çıkarttı yap bakalım bir görelime kadar. Devam etti o yani. O çok hoşuma peki? Yaptım. Ve çok da özgüvenli biriydi. İsmini unuttum keşke hatırlasam. Helal olsun hocam. Bir de alkışladı yani adam. Öyle de güzel tarafları oldu. Hep okul tiyatrolarındaydım. İlk alkışı da aslında tarih hocandan aldın yani. Yani şeyde de oynuyordum okul tiyatrosunda. Yani bütün gittiğim okulların mutlaka şeyindeyim, tiyatro grubundayım. Mutlaka oyunu. İlkokulda başladı yani öyle söyleyeyim sana. Bayağı şey demişim. Şişi Terakki'de okudum ilkokulu. Gidip bana işte teksti okutuyorlarmış. Ben başrolü bana vermezseniz oyunda olmam falan öyle. Değişik bir kafa yani. Enteresan yani. Tabii öyle başladı. Tiyatro hep varmış. Sonra eğitim hayatın başka bir tarafa evrilmiş. Evet sonra çünkü oyuncu olmak istemedim ben aslında. Sen mi istemedin aile mi acaba istemedi? Ben istemedim. Sen istemedin. Ben istemedim. Ben ailemin sözünü dinleyen biri de olmadım. Hep ben daha dik kafalı. Ne olursa olsun kendi isteği doğrultusunda yol almaya çalışan da bir karakterli biriydim çocukken yani. Karakterli bir çocuktum. Yani şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum deyip oradan da bayağı bir şeyler yaptığımı gösterip kabul ettirtiyordum yani. Bravo. Evet. O konuda ben de kendime saygı duyarım yani kararlılığımı görünce. Aslında bu kontrol mekanizmasındaki kontrolsüzlüğü görüp kendine bir kontrol sistemi oluşturmuşsun yani. Baktın ki baba o tarafta anne zaten iş ve disiplinle sana bazı şeyler söylüyor. Hayır ben kendi kararlarımı vereceğim deyip evet. Kendine göre bir hayat çizmişsin yani aslında. Evet sonraki aşamada da oyuncu olmak istemediğimi düşünüp ben daha çok yazar olmak, arka tarafta olmak, senaryo yazmak, proje yapmak gibi dertlerim oldu ama parasız kaldım. Ve kendimi ifade edemiyorum, yazdıklarımı okutamıyorum, okutmam gereken yerleri. O sırada da auditionlara girmeye başladım. Ve oraya kadar gitmeden yazmaya başlaman nasıl oldu? Yani lisede mesela yazmaya başlamış mıydın? Evet, başlamıştım. Yani, peki ne yazıyordun? Oyun muydu? Bir roman mıydı? Kitap yazdım. Kitap yazdım? Evet, kitap yazdım ortaokulda. Çok saçma. Müthiş bir şey değil mi? Ya işte kendimce evde duruyor. Çok gülüyorum ona arada bakınca böyle ve kitabın içeriği de insanları ayırmışım. Çok konuşanlar, dinlemeyenler, işte şey gibi insan gruplarını çözümlüyorum falan öyle hayallerim vardı benim yani. Müthiş bir şey ama. Evet. Öyle şeyler yapıp sonra işte edebiyatı çok seviyorum. Edebiyat derslerindeki kısa hikayeleri hep ben en çabuk yazan, en istekli olan. Ya sana nasıl okuduğumu sana anlatamam. Keşke aynı heves şu anda da olsa. Böyle çok çok güzel okuyordum yani. Ve hepsini bilmek istiyordum. Okulda bir kendini bulmuşsun galiba. Okulda kendinin özgür alanını bulmuşsun.
kendini fark ettireceğin bir alan bulmuşsun. Bakmışsın ki çalışarak bir şeyler fark ediliyor ve başarı geliyor. O sana keyif vermeye başlamış ve çok çalışmışsın demek ki yani. Çok çalıştım. Çok iyi okullarda okudum. Çok başarılı bir öğrenciydim. Sonra da Almanya'ya galiba değil mi? Evet, evet. Yani aslında nasıl diyeyim sana? Çok hevesliydim, çok çalışkandım. Başkaları çok böyle o yaşta başka şeylerin peşinde koşarken ben çok odaklıydım. Yani peki ne yapacağıma onları görmene dair. Rağmen nasıl hazlarına, isteklerine, gençliğine engel oldun? Neden öteki tarafı seçtin? Başka bir yani babadan ayrı, anneden ayrı, magazinel bir yerden sormuyorum. Aynen. Ne olur yanlış anlama. Yok. Tamamen bunu, bizim programımızı izleyen çok genç var ve bu farkındalığın altını çizmeye çalışıyorum. Sen o sırada gerçekten serserilik yapabilirdin. Annenin baskısına tepki vermek adına haylazlık yapabilirdin. Başka bir hayat seçebilirdin ki İstanbul'da yaşıyorsun. Bakırköy gençliği, Florya gençliği, Yeşilköy falan. Tabii. Onlar oraların gençliğini bilirim yani. Hareketli bir gençtir. Oraya tutulup o tufanla gidebilirdin. Neden dersi seçtin? Çok enteresan bir şey bu. Aynen öyle. Şöyle açıklıyorum kendime onu. Neredeyse 10 seneye yakın yüzdüm ben. Ben tam şu çocuğum, proje çocuk. Yani annemin, biz çok zengin bir aileden gelme biri değilim. Annemin tamamen çok çalışarak ama tek çocuğu olduğu için de bütün her şeyini ona verebilecek şeyde. İşte yüzsün, piyano çalsın, onu da yapsın. En iyi şekilde yetişsin. Gibi. O zamanlar zaten 80'lilerin kaderi eğitim şart. Tabii. Şeyi ya. Onunla olduğum için oradan büyüyen bir çocuğum. Ve yani ne oldu biliyor musun aslında baktığımda? Ben başka bir lüksümün olduğunu düşünmemişim. Yani öyle şey peşinde değildim ben. Benim gıpta ettiğim insanlar falan, böyle arkadaş olmak istediğim insanlar falan çok yüksekte böyle oy hayran olduğum insanlar falan olsun istiyordum. Ben ne zaman ki kendi paramı kazanmaya başlayıp oyunculuk yapmaya başladıktan sonra sosyalleştim. Veya işte atıyorum insanların ergenlikte yaptığı şeyleri ben aslında çok sonra yaptım. Çünkü ben öbür sene yüzdüm. Yüzme de 10 sene boyunca sabah akşam antrenman, milli takımda yüzdüm. Acayip bir disiplindir. İnanılmaz. O disiplin herhalde bana bir şey getirdi. Planlı yani, yaşamayı evet, ki yani. Nefret ediyordum yüzmekten. Yani hala bak giderim yani millet saatlerce denizde kalır. Ben böyle ay tamam bir ıslanayım çıkayım falan o kadar. 10 sene yüzme ne? 10 sene evet yani bıktığım bir konu o benim. Ama işte şey nasıl büyütülüyorsan. Çok acayip yani kendi kararlarını veren, karaktere olan, kendi kendine bir hayat çizen algı. Annenin söylediği programa uyumluyor. Çevresinde var olan o sosyal hazlara kendini teslim etmiyor. O yoldan devam ediyor. Ve müthiş bir sonuç bence. İyi ki de öyle devam etmişsin bence. Yani ben ama, iyi ki diyebilir miyim? Ben kendi şu an olduğum halden çok memnun biriyim. Kendimde olan birçok problemi de hallettim. Hem mental hem fiziksel. Kendime iyi bakmayı. Biraz sigara problemim var ama onun dışında kendime zarar spor yapıyorum. İşte ne bileyim iyi beslenmeye çalışan kendimi ve bedenimi önemseyen onları falan hallettim. Ama 30'lu yaşlarda galiba 30'la 33-34 arası falan büyük çökme oldu. Herhalde o yılların getirdiği artık biraz koy verme, daha depresif, çok böyle şey yapmadığım bir evre geçirdim. 3 senelik falan bir dönemdi. Çok çalıştım. Çok dizi yap, işte git oraya koştur buraya ve baktım yani ne sosyal hayatım yok, özel hayatım yok. Hiçbir şeyi gerçekten yapamıyorum. Hakan'la buluşuyorum ama Hakan'la buluştuğumun farkında bile değilim. Konuşmuyorsun, sadece buluşuyorsun yani. Gibi. Onları fark edip öyle bir evren var. Ama bunun da farkına varmışsın. Ki çıkmışsın içinden yani. Evet. Kaybolabilirdin orada da yani. Bu mesleğin, olduk yani. Biraz. Yani olmadım diyemem, oldum. Ama şu anda çıktık işte yani. Evet. Şu anda buradayız, evet. Gayet sağlıklıyız. Önemli olan aynen. Bu. Biraz Almanya'ya dönelim o zaman tekrar. Almanya'da dramaturji ve... Evet. Tiyatro eleştirmenliği okudum. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı. Akabinde de Berlin'den sonra Nürnberg, sonra Türkiye'ye dönüş. Müthiş bir tecrübe değil mi? Hatta Türkiye için fazla bir şey yani oradaki o eğitim gibi geliyor bana. Evet, zaten Türkiye'de karşılığı da olmadı. O yüzden oyuncu... Şimdi yapacağım. İnşallah hayatımın bu evresi. Yani peki oyunculuğunu yaparken bu eğitimin avantaj ve dezavantajını görüyor musun?
Yani ister istemez bir ukalalık geliyordur yani dramaturjik. Mesela tiyatro yaparken hadi şimdi tek kişilik oyun oynuyorsun ama 10 kişilik bir ekipte olsan o oyunun bir dramatürsü vardır. Onunla ilgili dramaturgu vardır. Bazı yanlışları görüp müdahale etmek, düzeltmek ister istemez bazen avantaj bazen dezavantaj olabiliyor değil mi? Çok avantajını yaşıyorum. Şu anlamda kendi rolüme ait şeylerin dramaturjik olarak açılımını yapabilmek, büyük resmi görebilmek, işte bir tekstin sana aslında oradaki bir herhangi bir diyalogda bilmem ne bağlantısını kurabilmek ve oyunculuğunu geliştirmek adına güzel sonuçları var. Ve fakat çok kötü senaryolarda da oynadığım için zaman zaman maddi kaygılardan ötürü hepimizin olduğu gibi artık o senaryonun düzeltilebilecek bir yerinin olmadığını fark edip yani orada da şey diyorum artık bunu nasıl diyeyim sana? Bunu herhalde buradaki 80 kişi fark ediyordur. Yani bu benim sorumluluğumda değil. Sadece kendime odaklanayım diyorum yani. Yapacak bir şey yok. Evet ya şimdi zaten şöyle bir şey var. Öyle enteresan bir hayattan geçmişsin ki şeye kadar hani buradaki sektöre oyuncu olarak girene kadar ailende zaten bir Alman disipliniyle gelişmişsin. Hı hı. Ve bu Alman disiplini hiç reddetmeden kabul edip hatta kendini bunun üstüne çıkartıp taşlandırmışsın. Sonra üstüne de Almanya'da bunu artık yaşayarak geçirmişsin. Evet. Böyle bir yani böyle bir kontrollü bir yaşantıdan oyunculuk hayatına gelince herhalde 30-33 arasındaki patlama da biraz oradan kaynaklanmış. Sonrasında da şimdi bunu kabul etmek şu anki standartlara baktığında ne yazık ki çok en azından Alman disipline çalışmayan ortamlarda çalışmanın getirdiği bir sıkıntılı süreç vardır. Tabii. Bu niye böyle ya? Nasıl olur? Onu görmediniz mi? Bunu yapmak için şu olmaz mı? Hı-hı. Gibi sorularla karşılaşıyorsunuz büyük çok, ihtimalle. Çok fazla ama susmayı öğrenmek de bir erdemmiş. Bir diyorsun. Erdemmiş. Çok yoruldum çünkü. Aksi takdirde sürekli şikayet eden bir insana dönüştüm bir noktada. Ve sonra bu yaşımda geldiğim farkındalık ya hep böyle şikayet edeceğim ya da sen bir şey üreteceksin. Evet. Artık bence öyle sorumluluklarımız sonra var. Sonra üretmeye karar verdim. Ve evet şimdi tamam ben yaptım bunların hepsini. Çok mutlu anlarım da oldu. Çok zor zamanlarım da oldu. Bunlardan ne biriktirdim ne koyabilirim ortaya diye. Üretme aşamasına, kendi projelerimi yapmakla ilgili çalışacağım. Evet, şu an seni zaten çok çalışkan gördüm. Biz programdan önce de biraz sohbet ettik. YouTube'da ilgili de yeni çalışmalar galiba başlayacakmış. Evet. Artık bildiklerini, bir dünya vatandaşı olduğun için o dünya vatandaşlığının getirdiği vizyonu ne olur bizle paylaş. Ya paylaş ki oradan yani 5 kişi bile hayatını değiştirirse bu bile bence büyük bir katkı sağlar düşüncesinde. Aynı fikirde. Yani kelebek etkisine çok inanıyorum çünkü yani. Ben de çok inanıyorum ve özellikle benden yaş olarak küçüklere de el verebilmek için de kendin ilk önce üretmen gerektiğini, herkesin anlamasını istiyorum aslında. Dün bir arkadaşımla yemekteydim, orada da konuşuldu. Mesela yapımcılıkla ilgili insanların, gençlerin algılarının kırılmasını daha doğru ifade. Yani yapımcılık artık şöyle bir şey değil ya dünyada. Böyle kocaman ve şişman adamların, para sahibi insanların çok yapmış. Parası olan adamlar, Hakan sen gel. İşte algısa öyle bir şey değil. Girişimci olmakla, evet. İnsan ilişkileriyle, genç, dinamik, yetenekli insanların bu piyasaya girip o çok özendiğimiz işleri yapabilmesi ve bunu yaparsa eğer tek eli elinde tutan adamların da paniğe girip bir dakika bir şeyler oluyor deyip doğru işler yapmaya çalışması. Dediğin gibi bu bir efekt, evet. Bu bir zincir, hepimizin bunda sorumluluğu var. Ne varsa bizde onu koyalım ki ortaya. İşte sen böyle bir oluşum yapıyorsun, beni çağırıyorsun. O başka bir şey yapıyor. Hepimiz birleşirsek ve bunun için YouTube zaten mükemmel bir alan. Evet. Çünkü patronu yok. Evet. Yani en güzel tarafı o evet. Ben ki benim oğlum şimdi Almanya'da okuyor. Gittim böyle bir hafta kaldım. Hı-hı. Oğlanı yerleştirdik çıktım. Sadece bir haftada dünyanın öbür ucunda neler olduğunu ve memleketimde nelerin olmadığını gördüm. Şuradan yürümüyorum. Orada niye var? Böyle şey mi olur deyip isyan eden bir insan değilim. Tamamen şu kafadayım. Bizim bir evimiz var. Biz algıyla kardeş bir evde kalıyoruz. Yan komşumuzda da bizim en çok problemimiz olan su tesisatı problemi var. Biz bu su tesisatına çözüm bulamıyoruz. Fakat komşumuz çözümü bulmuş durumda. Ben komşuya bakıp neden kendi memleketimde yani kendi dairemdeki tesisatı tamir etmiyorum mu
anlayamadığım bir sürü soru işaretiyle karıştım Almanya'da. Değil mi? Şaşırdım yani. Bunu bunlar nasıl çözmüşler, biz nasıl çözemedik evet. dediğim. Yani bunu hani bunun için bir bilim insanı dünyanın en iyi yöneticisi olmaya da gerek yok. Çağırırsın orada bir tane danışman. Aklını kullan. Çağır bir tane Alman'ı bir hafta turist olarak burada konaklasın, durumu anlatsın abi, izah etsin, biz de yapalım. Evet. Yani bu kadar kolayken sen mesela bu Almanya'dan geldikten sonra bunları yaşadın değil mi? Tabii. Yani tabii. Ya bu çok acayip yani en çok yani şimdi örnek olarak söylemiyorum ama mesela çok şaşırdığın ya çok güzel bir değişimle bu olabilir diyeceğin şeyler var mı hiç aklında düşündüğünde? Tabii var onları da yani çok şimdi böyle spesifik belki tane sana tane söylemek belki. Anlatamayabilirim ama benim gördüğüm sorun şu sadece çok ufak bir argo kullanacağım kıçımızdan formül uyduruyoruz aslında bizim problemimiz bu. Bir formül var. Var aslında. Var. Yani onu alıp kendine adapte edebilirsin ya da onun üstüne çıkabilirsin. Ama biz de maalesef çünkü ileride olan bir şeyi gördüğünde ileride olandan faydalanmak, ilham almakta bir sıkıntı yok. Evet. Ama biz her şeyi olacak abi, günü kurtaralım, hallederiz abicilik. O da öyle olmuyor o olmuyor işler işte. Yani. O yüzden maalesef. Zaten bir oluşumun içine girdiğinde bir iş yaparken hemen dakikasında hissetmeye başlıyorsun onu. Ya diyorsun bu kötü gidecek. Çünkü biliyorsun bizim yaptığımız iş departmanlarla ve çok disiplin isteyen bir iş aslında yani. Ve bir departmanda en ufak bir sıkıntı yaşandığında böyle akar o. Bütün sete tabii, yansır. Tabii zincirlemedir yani. Zincirlemedir o yani. Senin her şeyi önde bozar gözükenin yani. Hiçbir ifadesi olmaz yani. Olmaz. Tabii ki. Aynen yani, öyle. Bilmiyorum. Yapacağız işte. Ya çok yani mesela benim en takıldığım şey çok basit. Oğlanı yurt dışındaki okula yazdırdık ve oranın devlet dedi ki siz Hakan Bey oğlunuzu burada okutacaksanız şu kadar miktar parayı oğlunuz adına hesaba yatırın dediler. Niye dedim? Çünkü oğlunuz her ay buradan şu kadar para lira alacak. Ben dedim ki ben oğlumu Haçlık göndermesini biliyorum. Sizin Alman devletiniz niye bana emrediyor da buraya hesaba yatırıyor diyorum. Hayır dedi. Sizin oğlunuz bir sene boyunca burada kalacağı için bu paraya ihtiyacı var. Belki siz o parayı göndermezsiniz dedi. Ben önce benim ekonomimi sınıyor zannettim. Hı hı. Ama aldığı önlem ne biliyor musun? O kadar lirayı koyup çocuk her ay o parayı alınca çocuk Almanya'da hırsızlık yapmayacak. Çocuk Almanya'da aç dolaşmayacak. Hı hı. Aç dolaşmadığı için yanlış bir şey yapma ihtimalini ortadan kaldırıyor. O orada öyle bir sıkıntı yaşamadığı için herhangi bir Alman'ı da sıkıntıya sokmayacak. Doğru. Yani adam memlekete giren adamla ilgili önlemi gene kendi cebinden hiçbir şey çıkmadan kuruyor yani. Kuruyor. Acayip bir sistem. Çok basit yani. Burada ya, evet bu çok zor bir şey değil yani. Çok basit bir sistem. Tabii. Hiç zor bir sistem değil yani. Tabii. Dolayısıyla hani dünyada bulmuşlar da biz o bulunanları evet onları işte onlar da belki şey yani. Diye düşünüyorum işte bizim görevlerimiz. Yani onu sen evet, bir şey yapacaksın. Aynen öyle. Ben bir şey yapacağım. O aynı bir şey işte. Anlatacak. Böyle böyle çok acayipler, çok güzel insanlar var. Geliyorlar gümbür gümbür. Aşırı yetenekliler ya. Evet kimlerle ya. Tanışıyorum. Vizyonları çok farklı. Benim en büyük korkularımdan biri ne biliyor musun? Arkadaşlarıma hep diyorum. Ne olur diyorum yaptığım espriler güne uymadığında beni uyaran biri olsun. Çünkü ister istemez bu olacak bir gün. Benim mizahım onlara yetişemeyecek. Orada ne olur beni kırın yani ki ben susabileyim yani. Çünkü o çok üzücü bir. Yani o farkındalıkta olmazsam kendime hep yani çünkü bir nokta gelecek. Biliyorum yaşlanacağım yani. Orada da ben evimde otururum. Sıkıntı yok yani. Yok niye? Nostaljik şey espri olarak dinleyebilir miyim? Ya da evet böyle ay canım bu da anlatsın gibi bir. Onu yaşamayayım yani. Çok güzel geliyorlar. Çok evrenseller. Evet. Hiç öyle bizim takıldığımız şeylere takılmıyorlar. Yargı şeyleri çok daha az. Evet. Ve hiç öyle nasıl diyeyim sana gördüğüm o yani. Böyle gümbür gümbür bizim şeyler. Mesleğin avantajı herhalde bu. Yani her yaşla da karşılaşabiliyorsun bir sette. Bir anda işte senden 15 yaş küçük birisiyle de kardeş oynayabiliyorsun, ana kız oynuyorsun veya senden çok yaşlı birisi. Bizim mesleğin yaşı olmadığı için o kuşaklarla da iletişim devam ediyor. Onun için o iletişim devam ettiği sürece senin bence o mizahın değişeceğini zannetmiyorum. Yani değişse de yanlış evrileceğini zannetmiyorum. Ya yani. Da onlardan çalar satarım. Öyle şeyler de düşünüyorum. Peki oyuncular girdiğinde küçüklüğünden beri var olan o hani güldürme şeyi var ya. Sen aynı zamanda dram da yapmışsındır bence tabii. Değil mi? Yani tabii, tabii. Oyunların hepsi çok komik ve çok hepsi veya tiyatroların veya filmlerin hepsi. Değil.
Ama yine takıldığın yer hep mizah oluyor ya. Hı-hı. Onun için diyorum. Baktığında iyi bir aktörsün. Aktörlük konusunda eğitimi de almış birisi olduğun için söylüyorum. Evet. Bu süreci hep mizahla mı devam etmek istiyorsun? Yoksa çok iyi bir kötü kadın oynayayım, evet, çok dramatik bir işte de oynayayım gibi böyle şeylerin var mı? Ben hiç sevmem o hikayeyi. Kariyerimin bilmem nesini sevmiyorum. Çünkü Türkiye'de kariyerin hesaplanabilecek bir şey olduğuna inanmıyorum. Mümkün değil. Çünkü konjektür her şeyi etkiliyor. Onun aynen için sadece senin hayallerin mi diyeyim, isteklerin mi, hislerin mi diyeyim, biraz öyle yorumlayayım. Kariyer yanlış bir kelime yani. Yani zaten o anlamda bir management da yok aslında baktığın zaman. Şimdi yurt dışında baktığında işte diyor ki oyuncu, ben diyor bu sene diyor ya da önümüzdeki iki sene içerisinde diyor üç film yapacağım. Onun takvimi belli. Bir hayat kadını oynayacağım. Bir hayat kadını öbüründe oynayacağım. Öbüründe bir iş kadını oynayacağım. Tabii biz de bir hafta önce telefon açıyorlar ki işte şey dizi var gibi bir noktadayız. Aynen. Maalesef. Maalesef. Tabii ki bu arada genelleme yapıyorum. Bunu yapmayan insanlar da vardır. Şimdi yapımcılar bana buradan gıcık olmasın gene de. Hayır, onlar da bundan rahatsız bence. Ya umarım. Çünkü yapımcıyı da bir hafta içinde diziyi yapmak üzere de kanal sıkıştırıyor. Evet. Yani bu bir zincirleme hikaye. Yapımcı doğru da suçuyor ki baktığında. Doğru. Sistem yani, böyle bir sistem yani. Ve o nokta neydi sorun? Şeye kafam hemen şeye gitti karıştı. yapımcıya gitti karıştı. Halledeyim orayı, yani, orayı çözeyim. Oynamak istediğin, hissettiğin. Hani bundan sonraki gelişimde algı şu anda çünkü anladığım kadarıyla gayet her şeyin geçmişe dair farkında. Hı. Karakterli bir çocukluğum vardı. Gayet organizeydim, disiplinliydim. Sonra bunu yaptım. Sonra para kazanmak için hatta bu bilgimi burada kullanmak yerine oyunculuk yapmak istiyorum dedin ya. Evet. Bu sürecin devamında yine öngördüğün bir şey var mı? Oyunculuğa devam edeceğim. Bu tiyatro ağırlıklı olması mümkün. Film mümkün. Drama oynamayı da çok seviyorum. Sadece döndüğümde ülkeye baktım ki kadın olarak komedi yapan çok az oyuncu var. Aa dedim, burada bir açık var. O zaman ben buradan yürürsem çok daha kolay sürede bir yere kendimi, ismimi nasıl diyeyim şey yapabilirim. İsmimin öğrenilmesini sağlayabilirim. Fark edilebilirim aslında. Fark edilebilirim. Yani. Çünkü öyle bir noktadayız ki zaten dinamikler her gün değişiyor. Tabii. Ama hep böyle bir yerden nasıl kendime çıkış yolu bulacağım derken, aa ben kadın oyuncu olarak mizah yapabilirim. O zaman ben buradan. Ama onun dışında benim çok güzel bağımsız filmlerim var. Çok izlenmiyor bağımsız filmler maalesef. Belli zümreler izliyor ama yani drama oynamayı da çok seviyorum. Çok hayran olduğum birkaç yönetmen var. Hala onlarla çalışmak, onların atıyorum İstiyorsun. İstediğim insanlar var ama ben kendim daha çok artık çok güzel şeyler. Şimdi bir filme başladım. Çok sevdiğim ve çok beğendiğim bir yönetmenle çalışacağım. Dolayısıyla öyle olduğu zaman ben de çok mutlu oluyorum. Heyecanlanıyorsun. Çok heyecanlı oluyorum. Çünkü hala bir şeyler öğrenmek istiyorsun herhalde. Galiba o öğrenme duygusu, o çocukluğundan gelen o çalışmak, öğrenme duygusu hala devam ediyor galiba yani. Zaman zaman bıkıyorum. Sonra diyorum ki kalk bir daha ayağa tekrar. Bazen de hiçbir şey öğrenmek istemediğim zamanlar da oldu diyorum ya sana yani. Ay lanet olsun yani diye. Bu kadar bilgi değil, bir şey değil yani. Bir karşılığı yok falan. Hani ben mutsuzum sonuçta falan deyip isyan ettiğim de oldu. Bence o küçük odada kendinle konuşma dönemin vardı ya. O hala devam ediyor galiba. Ya kendinle konuşmayı seviyorsun. Ben çok konuşuyorum. Evet. Ben mobilyalarla falan konuşuyorum yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Algı geri dönse, pişmanlığın var mı gibi bir soru sormak istemem. Geriye sarsak mı? Böyle bir makinede de bir şeyleri düzeltme ihtimalimiz olsa. Ve sen de neleri düzeltmek isterdin? Yani algı, bugünkü algıya gelirken başka bir algı gelsin diye hayatında ne değişmeliydi? Ne değişmeliydi peki? Seçenek de sunabilirim sana. Sun. Birincisi, mesela annen baban evli kalsaydı. İkinci seçenek, Almanya'ya gitmeseydin. Üçüncü seçenek, oyunculuk okusaydın. Dördüncü seçenek, lise aşkınla evlenseydi. Hangisi olsaydı? Ne değişirdi hayatında? Annemle babamı bir arada istemezdim. Ondan eminim. Bence iyi bir fikir ayrılmak. Güzel. Yani çünkü okey. Almanya önemli benim için. O olmuş olması önemli. Vizyonumu çok genişletti. Oyunculuk yapmak hem kendime olan güvenimi arttırdı. Başarılı oldukça, beğenildikçe, daha göz önünde oldukça, daha bir dakika deyip daha kendimi ifade edebileceğim şeyler verdi. Çok insan tanımama sebep oldu. Çok güzel dostluklar kurmama sebep oldu.
ben dün gene konuştum. Yani en çok oyunculardan nefret ediyorum. Bazen en çok yine onları seviyorum. Öyle de bir de onları seviyorum. Oyuncuları çok seviyorum. Tabii bazı gıcık olduklarım var. O ayrı konu. Güzel. Ama tabii gene. Onların hiçbiri değilsin istemezdim. Lise aşkımla evlenme fikrini bir kere düşünmüştüm. Çünkü en yakın arkadaşım lisede. Bu arada var mı bilmiyorum. Ben tamamen uydurdum ama denk geldi. Gerçekten en yakın mi? Arkadaşımla onların arasını ben yaptım ve evliler şu an. Liseden beri çocukları falan var. Yani en yakın kız arkadaşımın öyle bir hikayesi var. Ben o mayada biri değildim. Olamazdı zaten. Benim diyorum ya, o işler bende ancak sonra olabildi. Yani ben çünkü o kadar vaktim yoktu ki, oldu erkek arkadaşlarım, şey değil ama öyle bir yoktu bende. Ben başka bir şey peşindeydim yani. Şunu ne? Da yapacağım. Onu tanımlayamıyorsun ama değil mi? Tanımlayamıyorum, gerçekten tanımlayamıyorum. Ben hep şeydim, şunu da yapmam lazım, bunu da yapmam lazım, oraya da gitmem lazım, onu da görmem lazım. Bunda da konuşmam lazım. Çok hevesliydim, çok istekliydim yani. Peki o yaptıklarını eve dönüp annene anlattığında mı mutlu oluyordun? Onun karşılığında mesela onu keşfetmeye çalışırsak eğer, yani o onun yüzme yarışlarında mesela birinci olduğunda kim sana bir şey söylediğinde mutlu oluyordun? Ben sandım ki oyuncu olursam annem çok mutlu olacak. Sandım. Ha, böyle bir sanrı vardı yani. Bana hayran olsun istedim. Çünkü hiçbir şey beğenmeyen bir kadın düşün ve ancak bir filme gittiğimizde oradaki oyunculara hayranlıkla bakıyordu. Ha, ve dedim ki eğer oyuncu olursam o bana da hayran olabilir. Bunu düşündüğümü hatırlıyorum. Charlie Chaplin'in hayatını Robert Downey Jr. oynuyordu. O filme gittik. Hiç unutmuyorum, şey dedi çıkışta böyle hayranlıkla izledi falan. Aa dedim, bir dakika, bu kadın bundan etkileniyor. Çünkü ne yapsak beğendiremiyoruz kendimizi. Sürekli çabalıyorum, sürekli mesaideyim yani işte çocuk olarak. Şey yap. Evet süper. Evet. Ve dedim hani bunu yaparsam sonra istediğim komplimanı gene alamayınca ben de orada çökme başladı işte. Ben gene dedim, gene olmadı. Yani bunu da yaptık, olmadı. İşte, tabii hoşuna gittiği anlar oluyor. İşte diyorlar, arıyorlar, kızın şurada oynuyor, ay şöyle başarılı, yok bilmem ne. Ama bir noktada herhalde o istediğimi gene alamadığımda, ha oyunculukta o zaman çok da yani ben o zaman başka bir şey de gibi bir noktaya geldim. Dönmüyorsun da aslında çözmen gereken o taraf değil. Şimdi şu anda tamamen kardeş olarak sana şöyle bir şey tavsiyede bulunayım. Tabii. Ben de yıllarca, bunu da buradan itiraf edeyim, yıllarca oyuncu olan, şu an evliyim, eşimi çok seviyorum, oğlumun anası, canım ciğerim bir tanem. Fakat ben de yıllarca Çiğdem'e kendimi ispat etmeye çalıştım. Yıllarca ama. Çiğdem hiçbir şey beğenmez. Hatta bir gün oyundan çıktık, gala. Böyle başrol oynuyorum. Oyun acayip beğenilmiş falan. Galadan çıktık ve arabaya bindik, bir yere yemeğe gideceğiz gala sonrası. Ve haliyle Çiğdem'den bir şey duymak istiyorum. Yani hani bir şey dese de ya iyiydi oyun diyebilir. Hakan orada çok iyiydin. Hani insan bir şey duymak istiyor. Çiğdem ne dedi? Yemeğe nereye gidiyoruz, çok açım dedi. Ben de büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Sus. Dolayısıyla ama burada o tarafı yani oyunculuğa kızıp ondan vazgeçmek yerine, çünkü hani dünya tanımış, abartıyorum hadi, Türkiye tanımış, insanlar sevmiş falan, evet. Ama sen eve geliyorsun gene pijamalı Hakan'sın yani. Hani şimdi çevrede, evet, gösterilen bir ilgi alaka yok. Ama sonra bununla ilgili konuştuktan sonra şunu keşfettim ki annenin gösterdiği sevgiyle İçindeki sevgi aynı değil. Kimisi gerçekten öyle seviyor, kimisi böyle seviyor. Evet. Çiğdem'in nasıl sevdiğini öğrendikten sonra o zaman Çiğdem'den böyle bir şey beklemek yerine onun beni nasıl sevdiğiyle ilgilenmeye başladım. O zaman da mevzuyu çözdük. Yani sadece abi tavsiyesi sana, annenin de sana göstermesine gerek kalmayan bir sevgisi var ki yıllardır zaten senin yanında da bir sürü şey yapıyor. Onun için hiç onu bekleme. Ondan o konuyu ayır yani. Ayırdık, bitirdik o konuları. Çözdük devam onlar. Devam etti yani bence. Onlar onun eskide kaldı. Çok güzel. Hatta bunları çok seviyorum. Gülüyorum, o yüzden anlatıyorum. Ne güzel yani. İşte ya. Komik geliyor artık bana yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? O mücadele benim hayatta yapamayacağım bir sürü şeyi Çiğdem'e kendimi ispat etmek için uğraştığım bir süreç olarak geçti. Ve seni aslında ilerletti. Yukarı çıkarttı. Yukarı çıkarttı. Aynen öyle. Hayatta sizi aslında engelleyen şeyler aslında sizin hayatınızın basamakları olabiliyor. Evet. Belki senin için de aynı şey geçerli. Tabii böyle bir anneyle büyümesem bu kadar şey bir kız olmayabilirdim. Mücadeleci olmazdı yani. Tabii yani babasının prensesi bir kız olsam ben çok gülerim ona böyle.
her şeyin en iyisine layık kızların hayatta hiçbir şey öyle olmadığını anladığındaki ahları var ya. Ama oysa ben her şeyin en iyisine layık. Yani tabii ki öyle bu arada. Keşke öyle olsa hayat. Evet, tamam. Ama hani o şey bende hiç olmadı. Ne babamın prensesi oldum, ne annemin göz bebeği oldum. Bunun tabii ki duygusal olarak yaralanmaları olmaz mı? Çocuksun yani. Olmaz mı? Ondan sonra özel ilişkilerinde bir sürü kriz yaşatıyor sana. Ama bugün geldiğim noktada sahip olduğum ne varsa, bütün donanımımdan tut, yapmak istediğim şeylere oluşturduğum algı neyse hepsinde annemdir yani. O da ayrı konu. Her zaman da takdir ederim. Buradan hep bunu söylerim olsun, ya. Aynen. Annemi kaybettim ben bu arada. Onu söyleyeyim, söylemeyeyim. Bu her programda bu bir yerde bu konu oluyor. Hiç ben önemli bilmiyorum. Değil. Hayır. Öyle şey bir kayıt değil. Yok onun için, aynen, sıkıntı yok. Yani ve çok da o konuyla ilgili de mesela çok yakın kayıplar yaşadığında. Benim için çünkü ölüm hep şöyle bir noktadaydı. Hakan'ın bir yakını ölür, ona baş sağlığı. İlk defa senin en yakınınla, çünkü anne ve baba zaten, bir kayıp yaşadığında zaten böyle o bir gecede hayatım değişti şeyine gelebiliyorsun. Acayip bir şey. Çocuk olmak bitiyor ve yetişkin. Artık sen de büyüksün. Artık sen de büyüksün. Çok garip bir farkındalık geliştiriyorsun. Ve çok daha aslında nasıl diyeyim sana... Çok büyütüyor seni yani. Ama tabii, bu çok klişe. Daha güzel tanımlamayı isterdim bence sana. Bence çok iyi tanımladım. Ben de babam öldüğünde çok büyüdüğümü hissettim yani. Evet. Ben o zaman ilk defa, ki o zaman oğlum da vardı. Baba olduğumu babam öldüğünde daha iyi anladım yani. Çok önemli. Değil mi? Çok değil önemli mi? Ki sen kendin babasın tabii, sonuçta halbuki. Yani. Evet. Ama işte öyle bir şey değil. Ama işte anmış olduk ya. Bence anneni de evet, böyle de evet. Bir hatırası olmuş oldu yani. Evet, ne güzel anlattı. Evet. Yani ben her zaman söylüyorum, iyi ki vardı. İyi ki de benim annem. Hala sinirliyim ona birçok konuda. O sıkıntı değil yani. Onları aşarız. Ama gerçekten bugün neye sahipsem hep onun parmağı, onun izi var ne yani. Ne güzel. Aynen öyle. Allah rahmet eylesin efendim. Rahmet sunalım arkasından. Peki Algıcığım, ben çok teşekkür ediyorum ama son olarak söylemek istediğim başka bir şey varsa çok mutlu olurum. En azından senin şu anda fark ettiklerinde, bizi izleyen çok genç var çünkü, gençler var, anneler, babalar var özellikle. Onlarla da alakalı çok güzel farkındalıklar cımbızlayabiliyor seyircilerimiz. Tabii ki. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa çok mutlu oluruz. Son olarak şunu söylemek isterim. Ben aslında sana da demin şeyde bahsettiğimiz bir YouTube'a giriş yapacağım. Ve aslında benim de derdim... gençlerle de o anlamda ne şey yapabiliyorsam onlara gibi yerden içerikler oluşturacağım. Ona çok heyecanlıyım. Onu buradan söylemek istiyorum. Çok heyecanlı ve güzel geleceğim. Onun dışında da benim kendi hayatımda uyguladığım şey olabilir söylersem. Şimdi ilk aklıma geleni söyleyeyim. İlk akla gelen hep doğru oluyor. Doğrudur. Demin de seninle konuştuğumuz. Ne zaman ki kendinle dalga geçmeyi öğrenirsen ve başına gelen şeylerle de bir noktada onlara gülebilmeyi, aslında hayatın o kadar da bunların hepsinin nasıl evriltebildiğinle, kendini nasıl şekillendirebildiğinle alakalı olduğunu fark etmek. Biliyorum, siyasi konjonktürümüz apayrı, ülke dinamikleri apayrı. Dünya konjonktürü apayrı. O apayrı. Bunların hepsinin ben de farkındayım. Ama o ne olursa olsun biz nasıl diyeyim sana, işte bir tane hayat var ve burada da biraz gülelim. Bir de yani bunun daha aslında böyle takılıp kalmasınlar. Alsınlar neye evriltebiliyor, nasıl kendine yol açabiliyor. Çünkü ne yaşarsak yaşa, geçiyor. Geçiyor yani. Sonunda bitecek yani. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle yapsa, gülsünler, eğlensinler. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Çok benim için de. Bu da aslında benim hayatımdaki o farkındalıklardan yola çıkan çok bir öykü kitabı gibi bir şey. Benim başımdan geçenleri hikayeleştirmem gibi bir şey. Çok güzel. Bir ara yolculukta molculukta okursun zaten, su gibi bir günde bitirirsin bunu. Çok isterim. Senin gibi okuyan bir insan. İsmini kesin. Çok sevdim. Sevdin mi? Farkıma takılanlar.
Evet. Çok güzel. Eyvallah. Çok teşekkür güzel. Ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Çok güzeldi. Ara sahnedeydik. Tiyatroda sahnenin üzerindeydik. Herhalde buranın da biraz rahatlığı bizi daha da rahat sohbete çevirdi galiba. Evet, değil mi? İşte sahne diyorum. Sahne üstü olduğu için değil mi? Tiyatrodur iyidir. İyidir. Tiyatrodur iyidir. Aynen. Evet, sizleri de tiyatroya bekliyoruz. Mutlaka, mutlaka bir oyun seyredin. Bu ay. Bir ayda bir oyun seyretseniz bile çok büyük bir katkı sağlarsınız. Hem kendinize hem tiyatro camiasına. Onun için sizi bekliyoruz sahnelere. Algı Eke'ye çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yanaklarını ediyorum. Yanaklarını yine sıkarak çok seviyorum kendisini. Çok teşekkür ederim. Bir başka mekanın sahibine geldik de bir başka güzel insanla tekrar buluşmak üzere. Müsaadeniz efendim. Tatilin tek adresi Tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik sona erdi.